Teşekkür ederim, aç değil. Affedersiniz. Perihan Hanım, bakar mısınız? Biraz konuşabilir miyiz? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu kız benim karımın katilinin kızı. Nasıl bu kadar düşüncesiz davranabiliyorsun? Berna'nın karın olduğu yeri mi aklına geldi? Merve. Kızım. Hadi. Hadi sen eşyalarını topla. Bu evde kalamazsın. Hadi. Hadi Merve. Hadi. Benim bu evde senden daha çok hakkım var. O yüzden boşu boşuna konuşma bence. Öyle mi sanıyorsun? Yani ben Ferda'nın kızıyım. Beni kovsanız da gitmem mi diyorsun yani? Fikret, lütfen. Duru da geldi. Bakalım bu durumu ona nasıl açıklayacaksın? Hacer abla, ne oluyor burada? Senin ne işin var burada? Hangi yüze geldin? Anneannem çağırdı, geldim. Burası benim de evim. Nasıl bir hırsızlık bu ya? Burası senin evin falan değil. Şimdi defol git, çık evimizden. Ben bir şeyi çok merak ediyorum ya. Siz böyle her fırsatta beni kovuyorsunuz ya. Siz çalışarak mı aldınız burayı? Ha? En az ikiniz kadar benim de burada olmaya hakkım var. Duru, lütfen biraz mantıklı olmaya çalış. Mantıklı olan tek şey bu kızın bu evden gitmesi. Merve'yi kovmaya hakkın yok. Siz ne kadar masumsanız o da masum. Hiçbir farkınız yok yani. Var. Ben bir katilin kızı değilim. Duru, bak öfkeni kızgınlığını anlıyorum. Ama Merve'ye böyle davranamazsın. Onun hiçbir suçu yok. Ben seni hiç anlamıyorum ama. Ya biz Şahin'i eve almadık İpek yüzünden. Madem geri adım atacaktın, o zaman niye atmadın? Bu kızın İpek'ten farkı ne? Ha? Merve benim torunum. Farkı bu. Anladın mı? Peki. Madem öyle, seçimini yap. Bir torununu kazanırken diğerini kaybedeceksin. Seçim senin. Ben nasıl seçim yaparım? İkiniz de benim canımsınız. Ben senin yerine seçimini yaparım. Duru. Sen tavrını da, tarafını da belli ettin. Seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Durucuğum, yapma. Sen de gidersen anneannen çok üzülür. Hiç sanmıyorum. O yeni torunuyla çok mutlu. Merve annesini ihbar etti diye anneannem kendini sorumlu hissediyor. Tamamen yalnız kalmaması için uğraşıyor. Bundan bana ne ya? Bana ne? Benim annem onlar yüzünden öldü. Anlıyorum seni. Çok haklısın. Ama sen de gidersen anneannem bu aileyi tek başına bir arada tutamaz. Bana gitmekten başka çare bırakmadı ki. Ben o kızın yüzünü her gün görerek bu evde yaşayamam. Annen şu an burada olsaydı ne derdi sence? Meydanı ona bırakıp gitmeni mi, yoksa burada kalıp savaşmanı mı isterdi? Peki ya Ece'yi öylece bırakıp gittiğini bilse? Eminim çok üzülürdü Duru. Başka ne yapabilirim Hacer abla? Elimden bir şey gelmiyor. Bence çok iyi düşün. Sinirle karar verme.
Ferda, iyi misin? Ferda! Yardım edin! Ferda! Gidiyor mu? Ferda! Yardım edin! Ferda! Ne oldu? Ferda, iyi misin? Açıl, açıl! Ferda! Nefes alıyor hala. Ne olmuş burada? Bilmiyorum, ben geldiğimde böyleydi. Nefes alıyor ama hala. Ferda! Ferda, iyi misin? Hemen ambulansı çağırın. Ferda. Dayan biraz. Ambulans geliyor. Gel. Annenin avukatı geldi, seninle görüşmek istiyormuş. İyi, gidelim bakalım ne istiyormuş. İçeri girmek istemediğine emin misin? Böyleyim ben, teşekkür ederim. İnat edeceğim diyorsun. Hayır Perihan Hanım, zaten çok kalmayacağım. Merve'ye bir şey imzalatıp gideceğim. Evet, ne vardı? Ne istiyorsun? Önce evine gittim, orada seni bulamayınca burada olacağını tahmin ettim. O yüzden buraya geldim. Ne demeye çalışıyorsun? Anneni sattın, geldin buraya yerleştin diye laf mı sokuyorsun kendince? Hayır Merve, sadece olanı söylüyorum. Yani ben zaten bir şey ima etmem. Söylemek istediğimi direkt söylerim. Nedense bu dediğine pek inanmadım. Bunları imzalaman lazım. Ferda Hanım hapisteyken mal varlığının yönetimi için sana vekalet bırakmak istiyor. Dilekçeyi hazırladım. Ne mal varlığı varmış ki Ferda Hanım? Kuaför salonu kendisine ait. Ben ondan hiçbir şey istemiyorum. Ama çok istiyorsan senin olsun. Sen de onun kızısın ya. Bir saniye, bunu açmam lazım. Efendim? Ayşem Hanım, müvekkiliniz Ferda Kendirci bir saldırıya uğradı. Nasıl yani? Ferda Hanım'ın durumu şu an iyi mi? Bilinci kapalı. Şu an hastaneye kaldırılıyor. Tamam, hangi hastane acaba? Cezaevinin yanındaki tamam, hastane. Tamam, geliyorum ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne oldu, bir şey mi oldu anneme? Bilmiyorum, şu an hastaneye götürüyorlarmış. Benim gitmem lazım, pardon. Ayşem dur. Bak doğru söyle, bir şey mi oldu? Bilmiyorum, gerçekten hastaneye gidince öğreneceğim, tamam? Dur. Ben de geleceğim. Gel. Nasıl gideceğiz? Bir taksi falan bulmak lazım. Yolun sonundan taksi geçiyor. Tamam. Merve, Ayşem. Bekleyin, beraber gideceğiz. Özcan, arabayı çıkarır mısın? Peki efendim. Hadi. Ben yapamam. Yok, gelemem ben, yok. Merve, iyi misin kızım? Ya bir şey olduysa anneme? Benim yüzümden. Hepsi benim suçum. Senin hiçbir suçun yok Merve. Niye senin suçun olsun? Ne alakası var? Ya bir şey olduysa da söylemiyorlarsa bana? Bir şey olmamıştır, merak etme. Merve, bak, benden hoşlanmadığını biliyorum. Tamam, bana sinirde olabilirsin, anlıyorum. Ama şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Annen iyi olacak, iyileşecek, tamam mı? Hadi, bak, bana bir seferlik olsun güven, tamam mı? Hem seni görmek ona iyi de gelecek. Ben senin yanındayım. Hadi gel, birlikte girelim. Hadi gel. Hadi, gel.
Gel. Geliyor, geliyor. O da geliyor. Abi. Ferda Hanım korkmayın. Hastanedesiniz. Ben... Biraz daha sakin kalın, dinlenin lütfen. Beni annem öldürüyor. Ah, selam var sana Ahmet'in. Ah. Ne oldu bana? Bir saldırıya uğradınız. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz yorgun. Biraz daha dinlenin. Kolay gelsin. Ben Ferdi Hanım'ın avukatıyım. Durumu nasıl acaba? Doktor içeride. Çıkınca bilgi verir. Tamam, teşekkürler. Merhaba doktor bey, kolay gelsin. Ben Ferda Kendirci'nin avukatıyım. Durumu nasıl acaba? Birkaç dakika daha geç kalınsaydı size kötü haber verebilirdim. Ama durum şu an iyi. Az önce kendine geldi. Ne olmuş peki? Bir saldırıyormuş. Boğazı ip, bez veya benzeri bir şeyle sıkılmış. Morluklar, yaralanmalar falan var. Ama zamanla düzelecektir. Şimdi biraz dinlensin. Daha sonra tekrar kontrol edeceğim kendisini. Tamam, teşekkürler. Bu arada kendisini görebilir miyiz? Benim için bir mahsur yok açıkçası ama... Yasak hanımefendi. Başımıza belaya sokacaksınız. Ya iki dakika ya. Sizden rica ediyorum lütfen. Çok kısa. Ama sadece bir kişi. Tamam. O zaman... kızı girsin. Çok yormama kaydıyla lütfen. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Geçmiş olsun. Merve. Geldim. Evet, geldim. Ama altında anlam arama. İyi misin diye bakmaya geldim. Geldin ya. Benim için önemli olan o. Kim yaptı bunu? Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Koğuştaki kadınlardan biri. Görmedim. Annem yaptırmıştır belki de. Anneannem böyle bir şey yapmaz. O kadar emin olma. Bir şeyler değişmiştir belki demiştim. Ama aynısın. Kendine gelir gelmez birilerini suçluyorsun. Merve, ne olursun kızım bak. Beni dinle. Yine başlama ya. Bana bir şey anlatma. Tamam, geliyorum biraz. Tamam. Sakın orma, tamam mı? Sakın. Merve, nasıl durumunuz? İyi. Bir onu öldürmeye çalışmış. Senin yaptığını düşünüyor.
Beni suçlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor değil mi? Çok ilginç gerçekten. Ben de Ferda Hanım'la aynı fikirdeyim. Bence bu saldırıda sizin parmağınız var. Beni günden güne şaşırtıyorsun Ayşe. Benim yaptığımı düşünmüyorsun değil mi? Evet düşünüyorum çünkü ondan nasıl nefret ettiğinizi biliyorum. Onu öldürecek kadar büyük bir nefretiniz var. Yani yapmak için birçok sebebiniz var ama yapmamak için hiçbir sebebiniz yok. Yanılıyorsun. Bunu yapmamak için çok geçerli bir sebebim var. Ne yazık ki onun annesiyim. Ve bir insanı öldürebilecek kadar da cani ruhlu biri değilim. Size inanmıyorum. Bilginiz olsun, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Olayın böyle kapanıp gitmesine izin vermeyeceğim. Elinden geleni ardına koyma. Gel kızım. Sen yapmadın değil mi? Doğruyu söyle. Merve. Ya tamam. Ondan nefret ettiğim doğru ama bir gün bile ölmesini istemedim kızım. Benim hayatta senden başka kimse kalmadı. Sen de beni yıkma ne olur. Bu kadarına dayanamayacağım artık. Merak etme. Ben ne olursa olsun senin yanındayım. Tamam mı? Bunu unutma. Buradayım ben. Hadi gel. Al bakalım Aras Efendi. Eyvallah. Üzülüyorsun. Dert ediyorsun. Ama iyi dayanıyorsun vallahi. Ne yapayım? Etrafımı yıkıp dökeyim. Ya susayım konuşmayayım diyorum da. Olmuyor be kardeşim. Aras, senin yaşasın diye kendini feda ettiğin kardeşin çekip gitti. Hem de seni yüzüstü bıraktı. Üstüne bir de yetmemiş gibi kız arkadaşın geçti karşıma. Evleneceğim dedi, bebek bekliyorum dedi. Oğlum bir kinlensene lan. Bir çıldır, bir delir, bir şeyler yap. Bak, ben senin yerinde olsaydım var ya, dünyaları dar etmiştim onlara. Onlar iyi olsun da, gerisi önemli değil. Sen harbiden böyle mi düşünüyorsun? Ben ne İpek'e dur diyebilirim, ne de Duru'ya. Ben içeri girince İpek tek başına kaldı koca İstanbul'da. Ve işte sen yok. Ya olsa da çalışabilecek durumda değil, yeni ameliyat oldu. Kenarda paramız da yok. Ne yapacak bir başına? Duru bana her baktığında annesini hatırlıyor. İkisi de benden uzak değiller işte. Harbiden helal olsun sana be Aras. Esaslı adammışsın. Bundan sonra sen benim can kardeşimsin. Eyvallah. Sen de benim için öylesin. Eyvallah. Duru abla. Şahin'i görmeye geldim. Buyur gel içeri gir. Yok gerek yok. Şahin'i çağırır mısın lütfen? Duru abla yapma sen de böyle. Bak ben aramız kötü olsun istemiyorum. Şahin'i çağırır mısın? Şahin. Hayatım sen geç ben geliyorum ya. Ne oldu? Ne istiyorsun? Biraz konuşalım mı? Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Şahin lütfen.
Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git. Merve eve yerleşti. Peri çağırmış. Vay be. İpek annemin ölümünü hatırlatıyor diye demediğiniz laf kalmadı bana. Şimdi annemi öldüren kadının kızını mı eve aldınız? Aferin size. Şahin lütfen eve dön. Sana çok ihtiyacım var. Ben o kızla aynı evde tek başıma kalamam. Evdekilerle birleşip bana bağırırken düşünecektin bunları. Kendi başının çaresine bakacaksın. Bu kadar bencil misin gerçekten? Sana çok ihtiyacım var diyorum. Bana sırtını mı çeviriyorsun? Aynı şeyleri ben de hissettim. Ama merak etme. Bir süre sonra geçiyor. Benim yüzümden. Ne olur böyle düşünme, tamam mı? Asıl suçlu olan onlar. Ama ben dayanamıyorum seni böyle üzgün görmeye. Şahin, istersen boşanalım. Belki de evlenmemiz hataydı. Ya İpek, saçmalama. Böyle bir şeyi sakın bir daha düşünme, tamam mı? Ben seninle çok mutluyum. Evini, ablanı özlemiyor musun hiç? Bak İpek, konu sensen, geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Size saldıran kişiyi gördünüz mü? Hayır. Şüphelendiğiniz birisi ya da birileri var mı peki? Müvekkilimin annesi Perihan Emgen'den şüpheleniyoruz. Kendisini bu cezaevinden çıkamayacaksın diye açıkça tehdit etti. Bütün şüpheler ve açık tehditler onun bu işle bir bağlantısı olabileceğini gösteriyor. Avukatınızın dediği gibi mi Ferda Hanım? Annenizden mi şüpheleniyorsunuz? Hayır, eminim. Bunu yapan kişi annem değildi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? İnsanın annesi çocuğunu öldürür mü hiç avukat hanım? Öldürmez. Terk edip gitmiş olsa bile yapmaz böyle bir şey. Peki aklınıza gelen başka birisi var mı? Hiç kimse yok. Yani şu anda yok. Şu ya da bu kişi yapmış olabilir diyemiyorum. Bilmediğim bir şey için kimseyi suçlamak istemiyorum. Peki o zaman, biz sizi daha fazla övmeyelim. Şurayı imzalarız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Yapanı gerçekten görmediniz mi? Gördüm. O zaman niye bir şey söylemediniz? Çünkü ben kendi intikamımı kendim alacağım. Ferda Hanım, bakın. Eğer içeride suç işlerseniz işler karışır. Daha fazla ceza alırsınız. Bırakın adalet sizin yerinize yapsın yapacağını. Merak etme. Bunu yapan sadece bir piyon. Ama ben o piyonu oynatan elin sahibini bulacağım. Mutlaka bulacağım. İnanabiliyor musun Hacer? Ayşem, torunum, benim katil olabileceğimi düşünüyor. Merve'yi doldurduğu yetmedi, şimdi Ayşem'i de bana karşı doldurmuş. Ya ben öyle biri miyim Hacer? Katil miyim ben? Değilsiniz tabii ki ama... Ama ne? Söyle, çekinme, ne? Siz geçen gün bana... Berna toprağın altında, o hala nefes alıyor. Adalet değil bu demiştiniz. Yani ölmesini istemiştiniz. Evet, o gün istemiştim, doğru. Ben ne bileyim, ölürse acım biraz hafifler sanmıştım. Peki şimdi farklı mı hissediyorsunuz yani? Mesela ölse... Yani üzülürüm tabii. Aslında hiç böyle hissedeceğimi tahmin etmezdim. Ama sonuçta bu da benim doğurduğum bir evladım yani. Böyle de bir gerçek var. Tabii ki. Ama ona olan nefretim asla azalmayacak.
tabii. Ölüm başka bir şey. Ferda'nın ölmesi benim acımı azaltmayacak. Aksine iki evlat acısıyla birlikte çoğaltacak. Neyse ki yaşıyor. Peki şimdi ne yapacaksınız? Hiç ne yapacağım? En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım tabii. Yaptığının bedelini ödeyecek. Hepsi bu. Hacer, sen çıkabilirsin. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Tabii ki. Perihan Hanım, şu an hiç vakti değil biliyorum. Ama izninizle bir iki saat çıkabilir miyim? Halletmem gereken ufak bir şey var da. Tamam, tamam. Sen çık, hallet işini. Teşekkür ederim. Merve abla. Edeciğim. Seni çok özledim biliyor musun Merve abla? Ben de seni çok özledim tatlım benim. Hani nerede? Teyzem geldi mi? Onu çok özledim de. Teyzen gelmeyecek tatlım. O zaman uzaklara gitti annem gibi. Evet, o da annen gibi uzaklara gitti. Asma ama o suratı bakayım. Ben de çok güzel evcilik oynayabiliyorum. Dedim ki senden uzaktayken keşke dedim Ece'nin yanına gitsem de bir evcilik oynasak dedim. Sahi mi Merve abla? Sahi. Ece? Abla biliyor musun, bak Merve abla geldi. Gördün mü? Tatlım. Sen şimdi git ellerini yıka, sonra yemeğe oturacağız, tamam mı? Tamam abla. Görüşürüz Merve abla. Görüşürüz bebişim. Ne oldu, dayanamadın mı hasretime? Hemen geri dönmüşsün. Evet, gitmedim. Gitmeye de niyetim yok. Bana fark etmez. Annen hapishanede saldırıya uğramış ama kurtulmuş değil mi? Yazık olmuş. Senin annen öldüğünde ben geldim seni teselli. Senin için üzüldüm. Sen de sevindiysen bari içinde tutsaydın. Biraz insan ol. Yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Hakan, hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk Hacer. Ben Duru'ya hemen haber vereyim. İyi olur, sevinirim. Ben zaten buradayım Hacer abla. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Duru'cum, ben anneanneden izin istedim. Eğer benlik bir şey yoksa bir çıkacağım. Tabii tabii, sen çık. Görüşürüz. Güle güle. Bunlar senin için. Ya. Teşekkür ederim. Beni çağırır mısın? Hacer söyledi. Evet canım, gel. Bir şey mi oldu? Ayşem'den bir haber mi var? Yok yok canım, endişelenecek bir şey yok. Sadece senden bir şey rica etmek için çağırdım. Tabii, yapabileceğim bir şeyse. Şimdi... Bundan sonra sır saklamak yok dedim, biliyorum. Ama Ayşem'in... Ferda'nın kızı olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Sadece kısa bir süreliğine. Niye saklıyoruz bunu? Ben çok sıkıldım bu durumlardan. Merve, bak ailece çok zor bir dönemden geçiyoruz. Zaten çocuklar Ferda ile Fikret'in ilişkisini onlardan sakladığım için bana kızgınlar. Şimdi bir de böyle zamansız bu ortaya çıkarsa iyice bir kargaşa olacak bu sefer. Hiçbir şeyi toparlayamayacağım. Duru Hanım üzülmesin tabii. Neyse, merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Kimse de konuşmuyor zaten evde benimle. Ama bence sen Ayşem'e uyar. Sürekli avukatıyım, avukatıyım diye kapıya dayanıyor. Tamam, merak etme. Ben konuşurum onunla. Başka bir şey?
Beni anladığın için teşekkür ederim. Hadi gel aşağı inelim şimdi. Ben biraz dinleneyim ya. Kaçmak bu gibi durumlarda işe yaramaz. Daha da üstüne gideceksin. Hadi gel. Buyurun efendim. Terse. Ferda Hanım. İyi misiniz? Kabusunu gördünüz. Ben size bir su vereyim. Gelin, bir su için iyi gelir. Yardım edeyim. Yüzünüz bembeyaz olmuş. Ne gördünüz rüyanızda? Adını bile duyacağını düşünmediğim birisini gördüm. Eski bir dost mu? Çok eski bir dost hem de. Endişelenmem gereken bir şey var mı Ferda Hanım? İyiyim ben, merak etmeyin avukatım. Ayrıca benim başımda durmak zorunda değilsin artık. Eve gidip dinlen biraz. Biraz daha kalabilirim, nasıl olsa izin aldım. Müvekkillerinizle hep öyle yakından mı ilgilenirsiniz? Yoksa bana özel bir durum mu? Daha önce hiç sizin kadar başını belaya sokan bir müvekkilim olmamıştı. Benimle birlikte olan pek sıkılmaz. Avukat Hanım, Doktor Bey sizi görmek istiyor. Tamam, geliyorum hemen. Geliyorum. Evet Duru. Bekliyorum. Bir şey anlatacağım dedin. Yani beni konuşmak için buraya çağırdın. Konuşmayacak mısın? Peri'yi bekliyorum. Peki. Hakan, hoş geldin. Hoş bulduk Peri. Bilmiyordum geleceğini. Duru, niye söylemedin? Misafirimiz varmış, hazırlık yapardık. Hoş geldin. Bizimle konuşmak istediği bir şey varmış Duru'nun. Evet, herkes geldiğine göre anlatabilirsin artık herhalde, değil mi? Konuyu dolandırmanın bir anlamı yok. Zaten izin ya da başka bir şey istemiyorum. Sadece bilmenizi istediğim için. Yani daha doğrusu istediğimiz için. Biz Hakan'la evleniyoruz. Efendim? Nasıl yani? Sizin adınıza sevindim tabii ama böyle aniden haber alınca şok olmadım desem yalan olur. Şok olmak için acele etmeseydin.
söyleyeceklerim bitmedi çünkü. Nasıl? Hakan ve benim bir bebeğimiz olacak. Anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Zannedersem hiçbirimiz anlamadık. Ben doğru mu duydum bunu? Bebeğiniz mi olacak? Evet. Hepiniz şaşkınsınız, anlıyorum. Yani böyle haber verdiğimiz için de özür dileriz ama... Hakan özür dileme. Niye özür diliyorsun? Yani ben hayatımla ilgili karar verebilecek yaştayım. Ayrıca kimsenin onayını beklemiyorum. Yani sadece durumumla ilgili bilgi verdim. O kadar. Ha öyle mi? Evet evet Hakan. Kızım özür dilemeye gerek duymuyor. Yani senin de bir şey anlatmana gerek yok bana babası olarak. Boşuna uğraşma yani. Yani çocuklar tabii çok ani oldu bu haberler üst üste bizim için. Siz de bize hak verin. Vay be. Sizi ben arkadaş diyebiliyordum. Yani ne zaman arkadaşlığınız aşka dönüştü? Yani yanlış hatırlamıyorsam daha düne kadar Aras Aras diye Aras'ın peşinde koşuyordun sen. Merve, bu konu geçmişte kaldı. Artık geçmişi deşmesek iyi olur. Yani geçmiş dediğin 2 gün öncesi falan. Yani size zaman bizden farklı mı ilerliyor? Hayır yani daha düne kadar Aras'la... Merve. Geldiğin yeri o kadar belli ediyorsun ki. Neyse, ben bu saçmalığa daha fazla devam edemeyeceğim. Yani çocuklar gerçekten epey bir şaşırttınız beni. Hani bir yandan sevindim, bir yandan bebek haberi. Aslında bebek hiç de fena gelmedi bana bu fikir. Tebrik ederim. Hakan, biraz yürüyelim mi? Tabii, olur. İzninizle. Ne oldu avukat hanım? Şey mi canın sıkıldı? Cezaevi görevlileri yarın sizi geri götürmek istiyor ama doktorunuz biraz daha burada kalmanız gerektiğini düşünüyor. Söyle o doktora hiç boşuna uğraşmasın. Ben de geri dönmek istiyorum. Ferda hanım. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Bir an önce geri dönüp sizi bu hale getirenle yüzleşmek istiyorsunuz ama ben buna izin veremem. Çok tehlikeli. Benim için bu kadar korkma. Ne demişler? Kötülere bir şey olmaz. Öyle mi? Bu haliniz ne o zaman? Ne var yani? Gördüğün gibi kefeni yırttık yine. Yok. Yarın ilk iş ben dilekçe yazacağım. Sizi farklı bir koğuşa götürmelerini talep edeceğim. Orada can güvenliğiniz yok. Böyle bir şey yapmayacaksın. Ferda hanım, ben sizi oraya geri gönderemem. Sen göndermiyorsun. Ben gidiyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan bir daha avukatım olarak kabul etmem seni. Benim bu meseleyi çözmem için oraya geri dönmem lazım. O yüzden hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Geç kaldınız. Yani sadece 5 dakika oldu ama kusura bakmayın. Sizi dinliyorum. Şimdi Perihan Hanım Ferda'yı öldürmek istemiyor. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Ne olur ne yapıyorsanız durun. O istiyor diye olmadı ki, o istemiyor diye durayım. Madem nefret ediyor, ölmesinden mutlu olur işte. Hayır. Ferda ne kadar kötülük yapmış olursa olsun yine de öz kızı. Vicdanı el vermiyor demek ki. Ferda kadar cani değil çünkü. Bakın, anlıyorum. Ferda size çok büyük yanlış yapmış belli ki. Ama bunlar eskide kalmış, zaten cezaevinde. Tüm yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek. Bence onu artık kendi kaderine bırakalım.
Kendi kaderine mi? Ferda'nın kaderi. Çantanızı açar mısınız? Çantam ama neden? Rica etsem. Çantanızı açar mısınız? Bu ne? Yardımlarınızın karşılığı. Hayır, ben böyle bir şey istemiyorum. Alın. Bana yapılan yardımları karşılıksız bırakmam Hacer Hanım. İhanetleri de. Bundan sonrası beni ilgilendirir. Artık Ferda'nın kaderi benim. Keşke çıkmasaydın dışarı, üşüyeceksin. Ya senin benim için yaptığın onca şeyden sonra üşümenin lafı mı olur Hakan? Ben bir şey yapmadım ki. Nasıl yapmadın? Ya senin olmayan bir bebeğe babalık yapacaksın. Beni o kadar büyük bir zorluktan kurtardın ki sana anlatamam. Hayatım boyunca sana borçlu kalacağım. Duru, ben aşık olduğum kadınla evleniyorum. Ve bunu yaptığım için çok mutluyum. Senden tek bir ricam var. Bir gün eğer yapabilirsen beni sevmen. Hakan. Sana bunu daha önce de söyledim. Sana böyle bir şeyin sözünü veremem. Bu evlilik sadece kağıt üstünde bir formalite. İnan bana, zamanla beni seveceksin. İşte o zaman gerçek bir evlilik olacak. Ben gideyim artık. Geç oldu. Sen de üşüme daha fazla. İyi geceler. İyi geceler. Pardon, burada içeride yatan bir hasta vardı. Bir şey mi oldu? Hasta taburcu edildikten sonra cezaevine geri yollandı. Merak etmeyin, durumu iyi. Cezaevine gidip görebilirsiniz. Zaten anlık bir barışmaydı. Anlamadım. Ben de çoğu şeyi anlamıyorum bu aralar hayatımda. Kusura bakmayın. Ferda Hanım, lütfen unutmayın. Burada kalmak zorunda değilsiniz. Ben sizi daha güvenli bir yere sevk ettirebilirim. Merak etme, ölmeyeceğim ben. Kızıma bir söz verdim. Avukatım, buyurun. Usludur. Başını belaya sok. Aklın bende kalmasın.
Sağ ol. Geçmiş olsun bacım. Sağ ol. İyisin ya. Çok iyiyim. Al bir çay iç. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kimin yaptığını görmedin mi? Yok. Görmedim ama kokusunu aldım. Korku kokuyordu. Nerede olsa tanırım ben o kokuyu. Ama elbet bulurum ben kim olduğunu. O zaman hesaplaşırız. Günaydın Perihan Hanım. Günaydın. Kolda toplantınız var, hatırlatmak istedim. Heh. Ben de bu dosyaları Yiğit Bey'e verip hemen geliyorum. Tamam, teşekkür. Efendim Ufuk. Perihan Hanım, bu kez davayla ilgili değil de sizinle ilgili önemli bir gelişme var. Benimle mi ilgili? Ferda Hanım'ın avukatı, müvekkilin canına kastettirmekten sizin hakkınızda savcılar suç duyurusunda bulunmuş. Nasıl yani, emin misin? Evet efendim, şimdi çıktım savcılıktan. Gerçekten Ayşen böyle bir şey yapmış olabilir mi? Maalesef. Ya Ferda'yı benim öldürmüş olabileceğimi mi düşünüyorlar? İnanamıyorum. Ne olacak peki şimdi? Ben de mi yargılanacağım? Henüz öyle bir durum yok. Ama size bilgi vermek istedim. Hazırlıklı olmalıyız. Sen beni durumla ilgili haberdar et. Tabii, hiç şüpheniz olmasın. İyi günler. İyi günler. Sen de benden şüphe ediyor olamazsın değil mi durum? Ben artık herkesten her şeyi bekliyorum. Sen de yaptıysan şaşırmam Peri. Bütün toplantılarımı iptal et. Ama... Şaşırdım. Beklemiyordum. Niye? Eski bir arkadaşımı ziyarete gelmem çok mu tuhaf? Tabii ki değil. Ama en son görüştüğümüzde bir daha gelmeyeceğini söylemiştin. Bayağı kızgındın bana. O zaman durum farklıydı. O ne söylese inanıyordum. Salak gibi bütün yalanlarına kanıyordum. Neyse, buraya ondan bahsetmeye gelmedim. Sen nasılsın? İyi misin? Hiç olmadığım kadar huzurlu ve sakin. Aras, dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum kızım. Ciddiyim. Dışarıdayken her günüm vicdan azabıyla geçiyordu. Şimdi yaptığım hatanın bedelini ödüyorum. O yüzden huzurluyum yani. Merak etme. E huzur oradaysa ben de geleyim ya. Ben hiçbir yerde bulamadım o huzuru. Yok artık. Saçmalama, o kadar da değil. Keşke... Keşke bütün bunlar bir kabus olsaydı. Sabahına uyansaydık. Bütün bunlar yaşanmamış gibi eski hayatımıza devam edebilseydik. Keşke. Keşke. Ama olanları değiştiremeyiz. Hepimiz... kendi kaderimizi yaşıyoruz. O yüzden sen üzme kendini.
Ben aslında... buraya sana bir şey söylemeye geldim. Kötü bir şey mi oldu? İpek iyi mi? İpek'e bir şey mi oldu? Yok, İpek iyi. Telaşlanma hemen. Duru. Duru ve Hakan evleniyorlar. Biliyorum. Ne? Nasıl ya? Nereden biliyorsun? Duru. Buraya geldiğinde söyledi. Hamileymiş. Evlenecekmiş onunla. Yemedi, içmedi, bunu söylemeye buraya mı geldi? Bıçağı soktum bir de çevireyim mi dedi. Kıza bak ya. Yalnız var ya, tam duruluk bir hareket, kabul et. Umarım mutlu olur. Olur. Olur, merak etme. O zaten bu kalpsizlikle her türlü mutlu olur. Ne bileyim, ben de hani bilmiyorsundur, geleyim söyleyeyim, Duru'yu kafana takma dedim. Hani üzgün müdür, kırgın mıdır? Bunları düşünüp kendine acıma diye dedim ama... sen de biliyor musun zaten, gayet keyfi yerinde. Sen beni düşündüğün için sağ ol Merve. Ben sana söylemiştim. Bunlar böyledir demiştim. Bir süre seninle oyalanır... sonra hayatlarına devam ederler dedim. Ama sen dinlemedin. Durum da bu. Boş ver. Böylesi daha iyi oldu. Zaten annesine... onu yapan birini sevemezdi. Sevseydi de aramızda çelikten bir duvar gibi duracaktı bu gerçek. İpek nasıl? Görüyor musun onu? Gerçi o Perihan Hanımlara taşınmıştır şimdi. Durum pek öyle değil. Ben taşındım Perihan Hanımlara. Şahin sizin evde yaşıyor. Nasıl yani? Şahin'in bizim evde ne işi var? Ne olacaktı Aras? İpek senin kardeşin diye kıyamet koptu. Haliyle evde de istemediler. Kardeşim çok üzüldüler mi? Yok, üzmediler, merak etme. Şahin çok yürekli çocuk. İpek'e çok sahip çıktı. Ya herkes İpek'ten ayrılır diye düşünüyordu. O evden ayrıldı. Ailesine sırtını döndü sırf İpek'in yanında durabilmek için. Vay be. Demek ki ne olursa olsun İpek'ten vazgeçmeyecek. Aynen öyle. Ben gideyim o zaman artık. Sağ ol Merve. Sağ ol geldiğin için. Aranız iyi mi çocukla? İyi abi, bir sorun yok. Geldiği gün dediğin gibi. Yaklaştım, aradır sordum. Ama esaslı adammış Aras zaten. Güzel, güzel. Bu çocukla aranı iyi tut. Dışarıda lazım olacak bana. Abi eyvallah da. Senin Aras gibi bir çocukla ne işin olabilir ki? Bir tanıdığımın yakını diyelim. Neyse, sen karıştırma şimdi bunu. Dediklerimi yap. Eyvallah abi. Gardiyana para bıraktım. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok abi, Allah razı olsun. Bir eksiğimiz yok da. Ufak bir pürüz var. Nedir? Harun içeriye girdi. Bizim koğuşa tıktılar. Diyorum ki... koğuş mu değiştirsem? Koğuş değiştirmek yok. Aras'a yakın olacaksın. Abi tamam da bak, bu adam bana büyük sıkıntı çıkaracak. Bak geçen burun buruna geldik. Az kalsın patlıyorduk. Sen işine bak oğlum.
Hadi bakalım hayırlısı. Hanımlar, havalandırma saati. Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi seri biraz, hadi. Koş, koş, koş. Sen kimin köpeğisin lan? Ha? Lafını da bilince konuş. Beni tanımıyorsun. Senin benimle ne derdin olabilir? Ha? Belli ki sana biri yaptırıyor bunları. Kimse yaptırmadı. Canım istedi yaptım. Sana mı hesap vereceğim ben be? Bana değil. Gardiyanlara vereceğim. Bana bak be. Konuyu kapat. Bana da bulaşma. Yoksa yarın bıraktığım işi tamamlarım. Gardiyan. Çıkmıyor musun sen? İyi. Benim sevgilim erken kalkmış da bana kahvaltı mı hazırlamış? Evet, güne güzel başlayalım dedim. Ya aslında bunları benim yapmam lazımdı da sen erken davrandın. Olsun, ne olacak? Hem zaten sen her şeyi hazır bulmaya alışıksın. Yani malum burada Hacer abi de yok. Ya olmazsa olmasın. Ben var ya, bu ettiğimiz kahvaltı hiçbir şey değişmem. Hadi otur o zaman, ben de hemen çayı getireyim. Hayır, yok. Bari onu ben getireyim değil mi? Otur sen. İyi, hadi getir madem. Bakıyorum ben. Tamam hayatım. Merhaba İpek. Fikret Bey. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahin burada. Ha, buradaymış. Ya ne oluyor ya? Sırayla mı gelmeye karar verdiniz? Dün ablam, bugün sen. Dur, buraya mı geldi? Olaylardan haberim var yani. Ya Merve eve yerleşmiş de ben ne yapabilirim yani? Orası artık beni ilgilendirmiyor. Konu Merve ile ilgili değil, Duru ile ilgili. Ne oldu ki? İçeri girebilir miyim? Burada konuşmasak. Tabii tabii, buyurun geçin, buyurun. Ha, tamam, teşekkür ederim. Terlik vereyim ben. Tamam oğlum. Böyle mi oturayım ben? Buyur, otur oğlum. Oh, afiyet olsun. Kahvaltı mı yapıyordunuz? Evet. Ben bir tabak da hemen sizin için ekleyeyim. Yok, sağ ol Bekciğim. Ben evden çıkmadan önce kahvaltımı yaptım. Ama çay varsa alabilirim. Var var, tabii hemen getireyim ben size. Evet, seni dinliyorum. Ablamla ilgili söyleyeceklerim nedir? Sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Duru'yla Hakan evleniyorlar. Ne? Ne demek evleniyor? Duru ablayla abim. Yani şey, ben öyle sanıyordum. Evet, ilk duyduğumuzda biz de biraz şaşırdık. Hatta ufak çaplı bir şok geçirmedik değil. Vallahi süper ya. Yani ailede ne aksiyon bitiyor ne sırlar bitiyor. Ya biliyor musun, ben eskiden normal sıradan bir ailemiz var sanıyordum. Meğer herkesin ne çok sırrı varmış. İlginç. İçeriye girdiğimden beri pek bir düştün bana. Ya ziyaretime geliyorsun ya da içeride başkalarına ziyaret ettiriyorsun. Elin hep üzerimde maşallah. Seni öldürmeyi düşünseydim bu kadar beklemezdim inan. Fikret'le beraber olduğunu öğrendiğim gün yapardım. O zaman da hayatta olan sen değil Berna olurdu. İçinden şimdi keşke yapsaydım diyorsun değil mi? Yok, hayır, hiç öyle bir şey demiyorum. Neden?
Yoksa içinde bana karşı küçük bir sevgi kıpırtısı mı hissettin? Eğer kızlarından biri diğerini öldürseydi, onu yine de sever miydin? Ferda. Hayat bu sorunun cevabıyla beni sınamayacak, emin ol. Umarım öyle olur. Senin için bile istemem bunu. Neyse. Ayşem'e söyle, bu saçmalıkla istediği kadar vakit harcayabilir. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki bunu ben yapmadım. Anne! Eğer bunu sen yaptıysan, keşke başladığım işi bitirseydin diyeceksin. Tekrar söylüyorum, yapmadım. Hem yapsam elime ne geçecekti? Ha? Sen Berna'yı öldürerek benim canımı yeterince yaktın zaten. Bundan ötesi yok. Bu kadar emin olma. Ben buradan çıktığım gün nefretim de öfkem de daha da güçlenmiş olacak. O zaman benimle savaşmaktan çok korkacaksın. Buradan çıkamayacaksın. Ha oldu da çıktın diyelim. Pişman olan sen olacaksın. Çünkü savaştığın tarafta kızın da olacak. Girdiğin savaşın galibi olmadı Ferda. Kayıpları oldu sadece. Ben Berna'yı kaybettim. Sen Merve'yi. Kabullensen iyi olur. O artık senin kızın değil. Sadece benim torunum. Anne! 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 Kızımı zehirlemeyi bırak! Anne! Anne! Kızımın yakasından düş! O benim kızım! Lan! Anne! 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 Sakin ol, sakin ol. Tamam. Anne! Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani o evliliği de bizimki gibi veto edecek misiniz? Şahin yapma Allah aşkına. Yani... O an bir tepki vermemiz gayet normaldi, değil mi? Ayrıca Duru'nun olayını istesek de veto edemiyoruz çünkü ablan hamile. Baba sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek ablan hamile? Ben de ilk duyduğumda çok sinirlendim ama artık yapacak hiçbir şey yok. Olan olmuş. Şaka gibi ya. Ya her seferinde daha fazla şaşıramam diyorum ama bu aile sürekli çıtayı yükseltiyor. Haklısın, maalesef öyle oldu. Bu arada Şahin yani böyle ayrı ayrı olmuyor. Yani benim aklım hep sizde kalıyor. Hayırdır, sen beni pek düşünmezdin. Ne demek düşünmezdi Şahin? Ben her zaman sizi düşünüyorum da herhalde bunu kabul ettiremedim bir türlü. Bu arada ben evdekilerle konuşup sizin eve dönmeniz konusunda onları ikna etmeye çalışacağım. Daha düne kadar bu evliliğe karşıydın sen. Evet Şahin öyleydi çünkü malum olaylardan dolayı kızgındım. İpek'e karşı da öyle. Ama Merve'nin o evde kaldığını düşününce seni haklı buluyorum. Yani Merve'nin hakkı varsa bu evde kalmaya İpek'in de hakkı var. Tamam. Peki neyin peşindesin? Yani çıkarın ne bu işten? Şahin ne çıkarım olabilir Allah aşkına? Hiçbir çıkarım yok. Sadece çocuklarımın, ailemin bağları kopsun istemiyorum. Hepsi bu. Tamam, neyse. Ben söyleyeceğimi söyledim. Benim işe gitmem gerekiyor. O yüzden kalkayım. Çay için teşekkür ederim İpek'cim. Ne demek, afiyet olsun. Görüşürüz Şahin. Görüşürüz. Baban yanımızda, ben çok mutlu oldum. O kimseyi düşünmez İpek. Ya kim bilir yine neyin peşinde. O yüzden sen çok fazla sevinme, tamam? Sonra çok üzülürsün. Ablanı mı arayacaksın? Bilmiyorum İpek. Ya hala şoktayım. Bir günde bu kadar ağır geldi. Kim bilir nasıl üzülecek. Kim? Anneannen yani. Kim bilir nasıl üzülmüştür. O neler görüp geçirdi merak etme sen. Atlatır. Neyse hayatım.
Benim okula gitmem lazım, çıkayım. Alo, efendim? İpek? Abi, sen misin abi? Benim abicim, benim. Çok özledim seni. Merve söyledi. Şahin yanına mı taşındı? Evet, evet abi. Beni o evde istemediler. Ama Şahin çok iyi bakıyor bana. Sen beni merak etme, tamam mı abim? Bak ne olur. Abi, ben sana bir şey söyleyeceğim. Duru abla evleniyormuş. Biliyorum, biliyorum, biliyorum abiciğim, biliyorum. Sen bunları kafana takma. Şahin? İpek? İpek, orada mısın? İpek? Bana söz vermiştin. Senden tek bir şey istedim. Sen de bana söz verdin değil mi? Şahin bak yemin ederim bilmediğim numara aradığı için açtım ben. Abimin aradığını bilmiyordum. Zaten abim arasa ben açmazdım. İnanamıyorum sana ya. Şimdiden bana yalan söylemeye mi başladın? Ben senin için ailemi sildim. Herkesten, her şeyden vazgeçtim. Sen o katil yancısı pislik abinden vazgeçemedin. Özür dilerim Şahin ama gerçekten onun aradığını bilmiyordum. Yemin ederim ki bak hayatımın üzerine yemin ederim ki. Kimseye güvenemeyecek miyim ben? Şahin bak. Bak ben şimdi kartımı senin gözünün önünde kırıyorum. Çıkarıyorum bak şimdi kıracağım. Kendime yeni bir numara alırım. Abim de beni bir daha arayamaz, tamam mı? Bak kırdım işte. Bak Şahin yapma böyle lütfen yalvarırım affet beni. Şahin yalvarırım küsme bana lütfen. Kardeş haydi amma uzatana biz de konuşacağız. Bak sırada insanlar bekliyor. Tamam tamam. Senin ne işin var burada? Bir şey mi istedin? Yok. O zaman? Anneanneciğini mi bekliyorsun? Kimseyi beklemiyorum. Öyle ayağım ısısın diye geldim. Yakında anneannemden bir oda da isteyeceğim. Nasıl olsa işi öğrenmem gerek. Aslında şaşırdım biliyor musun? Ben para peşinde koşanın annen olduğunu sanıyordum. Sen hep böyle karşı çıkıyor gibiydin ama ondan daha hırslı çıktın. O kadar başıma kalktınız ki bunu hak etmediğimi. Ben de hak ettiğimi göstermeye geldim. Sonuçta ben buradan istediğimi, hak ettiğimi alabilir miyim? Alabilirim. Peki sen buna engel olabilir misin? Hayır. Engel olmak ister miyim sence? Hayır. Şimdi izin verirsen bazılarımızın gerçekten çalışması gerekiyor. Sen böyle istediğin gibi koridorlarda dolanabilirsin. Birazdan buraya insanlar gelecek. Toplantımız var. Biraz yoğunum. Evet, bu aralar çok yoğunsun. Ama şunu çok merak ediyorum. Bunca yoğunluğun içinde sen ne parası görmeye gittin? Ona zevkle evlendiğini söylemişsin.
Aras'ı görmeye mi gittin? Evet, gittim. Sevdiği kadının evlendiğini bilmek hakkıdır diye düşündüm. Ama sen tabii ki benden çıkmışsın. Hayret ediyorum gerçekten. Sen hala Aras'a yaranmaya mı çalışıyorsun? Gerçekten mi? Ama tüm bu olanların arasında senin için güzel bir şey oldu. Aras sana kaldı. Benim onunla işim bitti çünkü. Duru. Benim onunla bir işim yok artık. Buradan pek öyle gözükmüyor. Perihan Hanım, beni nasıl buldunuz? Ay. Sen daha gerçekte kim olduğunu bilmiyorken seni bulmuş birine sorulacak en son soru herhalde. Neden geldiniz? Telefonla da arayabilirdiniz. Konuşurken gözlerinin içine bakmak istedim. Çünkü insanın asıl düşüncelerini dili değil, gözleri söyler Ayşem. Ferda'yı savunacağını duyduğum zaman sana kırılmıştım. Yine de anlamaya çalıştım. Ama bu bambaşka. Beni neden şikayet ettin? Ortada konuşulacak bir şey yok. Ferda Hanım aradı, şikayetinin geri çekilmesini istedi. Yani şikayet falan kalmadı, korkmayın. Beni böyle şeyler korkutmaz canım. Neden geldiniz o zaman? Şikayetini çekmiş ya da çekmemiş benim umurumda bile değil. Önemli olan senin benim hakkımdaki düşüncelerin. Sence ben vicdansız, acımasız biri miyim? Hayır. Ama daha önce birçok kez adaleti yanıltmaya çalıştınız. Mehmet Bey öldüğü halde ölmedi dedirttiniz. Ferda Hanım'ı tuzağa düşürebilmek için işinize geldiği gibi davrandınız. Haksız mıyım? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Sana daha fazla kendimi açıklayacak ya da anlatacak değilim. Görüyorum ki sen çoktan Ferda'nın yörüngesine girmişsin bile. Ben kimsenin yörüngesinde ya da etkisi altında değilim Perihan Hanım. Kabul etmesen de gerçek bu. Bir zamanlar Merve de onu çok farklı sanıyordu. Sen de onun gibi gerçekleri gördüğün gün ben yanında olacağım. Bunu bil yeter. Sağ olun ama buna gerek kalacağını sanmıyorum. Senden yalnızca bir şey rica ediyorum. O gün gelene kadar benim torunum olduğunu kimseye söyleme. Ben zaten sizin torununuz değilim. Peki. Nasıl istersen öyle olsun. Ama unutma, bir gün ihtiyacın olduğunda anneannen olarak kapım sana sonuna kadar açık. Kaçmıyor. Biz de bugüne kadar gördük bir şeyler. Sen yine de araya girme. Olmaz kardeşim. Göz göre göre başını belaya sokmanı izin vermem. Kardeşim, ben bir şey yapmıyorum. Ama üstüme gelirse... Harun, kalk hadi koş değiştiriyorsun. Hayırdır ya, burası iyi benim için. Ya kalk dedim, hadi sorun çıkarma. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe yarabbim, sabır ver. Osman, benim ötebirleri hazırlayın. Sen koş değiştirmeyecek miydin? Vallahi bilmiyorum. Bir şeyler oldu galiba. Ne olduysa iyi oldu.
Sen gidince yalnız kalacaksın. Doğru diyorsun ha. Bilal bir tane atalım o zaman. Hazır mısın yeni bey? Göreceğiz. Teşekkürler Hakan. Oturup bir şeyler içer miyiz? Bu geceyi atlasak olur mu? Biraz yorgun hissediyorum. Tamam canım. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Şahin. Yani şimdi pek mi pek neyse ne, böyle geçmişi düşünmeden, çok fazla sorgulamadan Şahin için kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Asla böyle bir şey olmayacak. O kız bu evden içeri adımını atamaz. Peri yapma lütfen. İnada bırak, ailemiz dağılıyor. Görmüyor musun? Bu kadar kör müsün? Ailemiz bugüne kadar sana rağmen dağılmadıysa yine dağılmaz Fikret, merak etme. Bunca zaman nasıl ayakta tuttuysam gene tutarım ben. Yapma Allah aşkına. Şu an evde herkes kafasına göre takılıyor. Bizi dinleyen yok, farkında değil misin? Kendi adına konuş Fikret. Kendinle beni bir tutma. Hiç de öyle bir şey yok. Çocuklar benim için ne düşünüyorsa senin için de aynısını düşünüyorlar. Ya halimize bak. Çocuklarımızdan biri bize hiçbir şey sormadan gidip evleniyor. Diğeri sağ olsun soruyor, söylüyor ama hamile. Ya düştüğümüz duruma bak Allah aşkına. Kızgınlıkları geçince benimle yine eskisi gibi olurlar. Ama senin için durum değişir mi bilemiyorum tabii. Bize böyle davranırsak Şahin'i buraya geri döndüremeyiz. İnan bize diş bileyecek. Lütfen inat edersen onu tamamen kaybedebiliriz Peri. Hayır. Şahin yola gelecek. Ben İpek olmadan onu bu eve geri getireceğim. Kendi yöntemlerimle. Tamam. Ben seni dostça uyardım. Madem inat ediyorsun, o zaman yapacağın hamleyi iyi düşün. Bu yüzden Şahin'i kaybedersek karşında beni bulursun. Gerçekten dayı mı oluyorum peki? Evet. Daha çok yeni olsa da. Senin için çok sevindim. Çok üzülüyorsun sanıyordum. Onun yani Aras için. Ama atlatmana sevindim. Evet. Geride bıraktım artık. Hani bırakmak zorunda kaldım. Daha doğrusu. Acı bir yerden sonra etkisizleşiyor. Hissetmiyorsun. Hissizleşiyorsun yani. Anladım. Her ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım ben hep yanındayım biliyorsun değil mi? Biliyorum. İyi. Bunları telefonda söylemek istemedim. Aslında açar mısın, açmaz mısın bilemediğimden geldim buraya kadar. Tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursun. Ben gideyim artık. Şahin. Gitme. Kal burada. Yapamam abla. İpek var. Onu yarı yolda bırakamam. Kuzum ben sana sonra oje sürsem olur mu? Aa, Merve abla sen ağlıyor musun? Yok ben öyle.
senin de annen uzaklara gitti diye mi üzülüyorsun? Biliyor musun? Benim annem de uzaklara gittiğinde ben de çok üzülüyordum. Hem de ağlıyordum. Ama hemen geçiyor. Sen üzülme, tamam mı? Tamam tatlım, üzülmem. Bugün birlikte yatalım mı Merve abla? Olur, yatalım. Hatta ben sana masal da anlatırım. Hemen cicik uyursun. Ne anlatacaksın bana? Kıvırcık kız olur mu? Olur, olur. Hadi anlat o zaman, ben çok merak ettim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, karpuz zaman içinde küçük bir hülki varmış. Beni kimin öldürtmek istediğini söyleyeceksin. Söyleyeceksin dedim sana. Bana bak, bana bak, seni şuracıkta buğu veririm, geberir gidersin, kimse de duymaz. Söyle, kim? Şimdi açacağım ağzını. Eğer bağırırsan gardiyanlar gelene kadar alıveririm nefesini. Tamam mı? Söyle, söyle, kim yaptırdı sana? Ahmet. Ahmet Karada. Ahmet mi? Neden istedi ki bunu senden? Ben bir şey bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Beni hemen Ahmet'le görüştüreceksin. Hemen. Perihan Hanım. Şahin evde mi? Yok, okulda ama gelir birazdan. Tahmin etmiştim. Buyurun buyurun, içeride bekleyin. Yok, gerek yok. Ben zaten seninle görüşmeye geldim. Al bunu. Ne bu? Neden bu parayı bana veriyorsunuz? Şahin'den ayrılman için. Eğer kabul edersen bir bu kadar daha veririm. Bak köpek. Seninle açık konuşacağım. Ya bu parayı alır kendine tek başına yeni bir hayat kurarsın, ya da Şahin'le bu evde sürünürsünüz. Seçim senin. Beni yanıltmadın. Akıllı kızmışsın. Aferin sana.
kadar kaçarsan kaç. Sonunda başladığın yere geri dönüyorsun işte. Alo. Ahmet Bey. Sizinle konuşmak istiyor. Tamam. Alo. Alo. O kadar uzun zamandır seninle konuşmayı bekliyordum ki tahmin bile edemezsin. Ne istiyorsun benden? Niye çıktın bunca zaman sonra karşıma? Unuttun mu? Bana bir can borcun var. Hesabımız yarım kaldı. Hiçbir borcum yok sana benim. Aramızdaki hesap kapandı, bitti gitti. Rahat bırak beni. Yok, öyle kolay değil Ferda. Senin bana borcunu ödemekle bitmez. Beni karnımda bebekle bırakıp gittin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yapmadın mı? Ben bırakıp gitmedim seni Ferda. Sen bırakıp gittin beni, sen. Ben sana söyledim. Dokunma sakın bebeğime dedim. Ben döneceğim ve ona bakacağım dedin ama sen ne yaptın? Sen ne yaptın Ferda? Onun canına kıydın. Şimdi ben ne yapayım sana? Nasıl yakayım canını ha? Söylesene. Söyle! Çocuğun yaşıyor. Yalan söylüyorsun. Seni öldürmeyeyim diye yalan söylüyorsun değil mi? Çakal. Hadi dene beni. Ya yalan değilse? Bak, benimle oyun oynama Ferda. Sen bana çocuğu aldırdığını söylemiştin. Aldırmadım. Ama sen nerede olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Ne adını ne de başka bir şeyini, hiçbir şeyini öğrenemeyeceksin. Hadi. Yine adam tak istersen peşime. Ama ölürsem bütün bildiklerim benimle birlikte mezara gider Ahmet. Ne? Ferda! Duruşma tarihimiz yaklaşıyor. İlk duruşmada karar çıkar mı? Hayır ama karar çıkana kadar cezaevinde geçirdiğiniz süre cezanızdan düşer. Peki sence ben daha ne kadar kalırım burada? Bilmiyorum. Ama gerçekten ikiniz için de elimden geleni yapıyorum. Neden öyle bakıyorsun? Seni Perihan Hanım buldu. Gerçek annenin kim olduğunu söyledi. Ama sen şimdi Ferda ablayla beni savunarak onu karşına alıyorsun. Oradan öyle görünüyor olabilir ama benim kimseyi karşıma falan aldığım yok. Ben sadece doğru bildiğimi yapıyorum. Kimseden taraf falan da değilim. O çok güçlü bir kadın. Biliyorsun değil mi? İsterse seni bitirebilir. Biliyorum ama kimseden korkum yok. Benim şimdi gitmem lazım ama yine geleceğim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yani ne bileyim, kardeşinden bir şey alıp getirmemi istersen söylemen yeter. Kardeşimle görüşmüyoruz. Neden? Şahin'le evlendi biliyorsun. Benimle görüşmesini istemiyorlar. Anladım.
Yani üzüldüm ama haksızlar da diyemem. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar hazırladığınız raporları inceledim. Bazı eksikler, daha doğrusu pürüzler var. Onlar da detaylı. Aleni! Şahin, bir sırası değil şimdi. Buna sen karar veremezsin. Hemen, tam şu dakika karıma yaptığın ayıbın hesabını vereceksin. Şahin, bir dakika oğlum. Bize müsaade eder misiniz? Biri burada ne olduğunu anlatacak mı? Ben anlatayım ne olduğunu. Anneannem İpek benden ayrılsın diye ona para teklif etmiş. Her şeyi parayla çözebileceğini sanıyor ya. Eline bir tomar para saymış. Bunu yapmadın değil mi? Yani gerçekten yapmadın. Yaptım. Şahin'i eve geri döndürmek için her şeyi yaparım. Böyle mi kazanacaksın beni? Çok yanlış yoldasın. Size söyledim. Tek bir şartım var. O da İpek'i karım olarak kabul etmeniz. Yürü İpek. Ey Allah'ım ya. Kendime göre yöntemlerim var dediğin bu muydu? Yani Şahin'i eve döndürmek için yaptığın hamle gerçekten çok işe yaradı. Siz neden böylesiniz? Bir kere ya, bir kere de sorunlarınızı normal yöntemlerle çözmeyi deneyin. Duru, bari sen inadı bırak. Şahin'in halini gördün. Onu tamamen kaybetmekten korkuyorum. Bırak, getirsin İpek'i eve. Ne olacak, ne kaybederiz? Eğer böyle davranırsak onu daha da uzaklaştıracak ve İpek'e daha da yaklaştıracağız. Ve ben inanıyorum ki bir zaman sonra o da fark edecek ve ondan vazgeçecek. Lütfen, Şahin için kızım. Tamam. Ben onu yakalayayım, bir konuşayım. Çocukken sana hayrandım biliyor musun? Sen çok güçlü, akıllı, her yaptığı doğru biri sanırdım. Meğer ne kadar yanılmışım. Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler. Anlatılmaz ama oradadır bütün dertler. Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini. Kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var, yüreğindeki dertleri dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber.
yarın yorgunluğu geçene kadar. Kendini eğlenmeye verir kırık kalpler. Sanki unutulurmuş gibi bütün dertler. Hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Gönül durgunlukları, hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış karar geçmiş. Kimine yakın dostu ihanet etmiş. Kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler durağında inecek var. Eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber. Yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler geçene kadar. Geçmeden buluşu verir kırık kalpler. Bugün büyük gün. Davanızda karar açıklanacak. Hazır mısınız? Asıl sen hazır mısın avukat hanım? Ben elimden geleni yaptım sizin için. O yüzden hazırım. Daha ne yapabilirdim bilmiyorum. Evet. Gerçekten çok uğraştın benim için. Ben kaybetmeyi sevmem. Bana benziyorsun. Sanmıyorum. Mahkemede görüşürüz. Görüşelim bakalım avukat hanım. Mahkemeye geç kalmak istemiyorum. Kalkalım mı? Hı, kalın. Duru ile Şahin varmışlardı bile zaten. Merve. Gelmek istemeyişini anlıyorum. Ama bugün karar açıklanacak biliyorsun değil mi? Emin misin? Eminim. Yapacak daha önemli işlerim var. Okula gitmek gibi. Tamam canım.
Öcer, biz daha yiyoruz. Hacer, daha bitirmedik yemeği. Hacer, daha bitirmedik dedim yemeği. Bitirmedik. Oh, pardon Merve Hanım. Afiyet olsun o zaman. Sağ ol. Allah'ım yarabbim ya. Hacer bile varlığımı kabul etmiyor. Ya o kadar zaman oldu, hala ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Sen niye bunlara kendini sevdirmeye çalışıyorsun ya? Sen burada yaşıyorsun, bitti bu kadar. Kimseye mecbur değilsin. Ama ben senin gibi değilim Merve. Sen Perihan Hanım'ın torunusun. Şahin bugün beni kapının önüne koysa ne olacak? Öyle bir şey olmayacak. Şahin seni asla bırakmaz. Sen onun için her şeyinden vazgeçtin. Sence abim ne kadar ceza alır? Çok mu verirler? Kay bakayım. Merve, biliyor musun, abimi çok özlüyorum. Sanki onu düşünmek bile bana yasakmış gibi geliyor. Sen hiç özlemedin mi anneni? Hayır, özlemedim. Neyse, ben okula gideceğim. Sen devam et kahvaltını, tamam mı? Tamam, görüşürüz. İyi şanslar ortak. Ne o anne? Gelmediğin okul müsamerelerim yerine şimdi davalarıma mı geliyorsun? Maşallah hiçbirini de sektirmiyorsun. Alacağın cezayı duymak için geldim. Ferda Kendirci, basit taksirle adam öldürmek suçundan 4 yıl 8 ay. Sanık Aras Sağlam, cesedi saklamak ve delilleri karartmak suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Ama nasıl olur? Benim kızımı bilerek öldürdü. Katil bu kadın. Nasıl tamam, olur? Sakin ol, tamam. Ufuk, tamam, bir şeyler haklısın, yap. Nasıl haklısın, olur? Sakin. Bir şey tamam, çıkar, tamam, beni dışarı tamam, çıkar. Sessiz lütfen. Sanıkların içeride bulundukları süre ve iyi hallerinden ötürü cezaları... İnanamıyorum. Bu çıkan karara inanamıyorum. Benim kızımın canına karşılık bu kadar mı yani alacağı ceza? Boşuna mı öldü benim kızım? Feri çok haklısın, tamam, ama sakin ol lütfen. Tamam mı? Sakin ol. Ayane, bırakma kendini. Bir su falan bir şey ister misin? Hiçbir şey istemiyorum. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? İyi değil. Hiçbirimiz iyi değiliz. Senin annen iyi hal. İçeride kalma süresi derken sadece 18 ay ceza aldı. Nasıl yani? Annen az ceza alarak bu işten kurtulduğunu sanıyor. Ama ne yaparsa yapsın üstüne yapışan katil damgasını hiçbir zaman silemeyecek. Dur, tamam, hadi gidelim artık. Peri, hadi eve gidelim artık. Merve. Merve.
kere sarılabilir miyim sana? Hayır, sarılamazsın. Kızım. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Ferda Hanım, hadi gidelim. Hanım mı? Ferda Hanım mı diyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun ya sen? Kızın anne demiyor mu sana? Zamandır biliyorsun. Aylardır. Annem buldu değil mi seni? Evet. Canımı yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz zaten. Siz ne zamandır biliyorsunuz? Adını duyduğum ilk andan beri senin olduğunu biliyordum ben. Neden? Seni terk ettim. Çok merak ediyorsun değil mi? Öğrenmek hakkım. Hakkım. Hakkım tabii. Seni doğurduğumda çok küçüktüm ben. Öyle seninle birlikte yapayalnız dünyada ikimiz bir başımıza kalmıştık. Çok mücadele ettim. Seninle hayata tutunabilmek için çok çaba sarf ettim. Ben öyle annesiz tek başıma hayata tutunmaya çalışırken kendi çocuğuma bunu yaşatmayacağım dedim. Ama öyle kimin kimsen yokken bir bebekle tek başına kalmak çok zor. Açsın, parasız, çok çaresiz. Kendin kuru ekmek yersin ama sonra üç bela bir iş buldum. Bir kuaförde. Orada çalışmaya başladım. Sen de öyle bir koltukta. Fön makinelerinin gürültüsü. Kadın kahkahaları. Sigara dumanlarının arasında büyümeye çalışıyordun. Her çocuğun hakkı olan bir lokma mama. Hayat sana bunu çok zor veriyordu. Bu yüzden mi bıraktınız beni? Bir gün çok yoğun çalışıyorum yine. İşe dalmışım. Senin çığlığınla irkildim bir anda. Bir baktım yere düşmüşsün. Çığlık çığlığa bağırıyorsun. Hemen koşup kucağıma aldım seni. Yüzün, gözün, kafan, her yerin kan içinde kalmıştı. Çok korktum seni öyle görünce. Yani tam şuran yaralanmıştı. İşte o an çok korktum. Beş kuruşum yok.
Seni hastaneye götürecek param yok. O kadar çaresiz hissettim ki. Benim yüzümden öleceksin diye. Sana bakamayacağım diye öyle çok korktum ki. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra düşündüm. Ölüm mü daha acı? Ayrılık mı diye. Sonra dedim ki uzakta olsun. Yaşasın, güvende olsun ama uzakta olsun. Ben onu uzaktan da olsa severim. Sonrasını da biliyorsun zaten işte. Sosyal hizmetleri bıraktıktan sonra ne yaptınız? Ya beni alan ailem bana kötü davransaydı? Ya bana iyi bakmasalardı ne olacak? Bırakmazdım o zaman seni. Hiç kimseye bırakmazdım. Sen bilmesen de benim gözüm hep senin üzerindeydi. Hiçbir zaman bırakmadım seni ben. Evinizin çaprazında bir okul vardı. Okulun yanında da park. Hatırlıyor musun? Evet. Siz park, okul nereden biliyorsunuz? Çünkü hiç bırakmadım seni ben. O parka gitmeyi çok severdin. Biraz haylaz da bir çocuktun. Parka gitmeyi, salıncakta sallanmayı, bir de pamuk şekeri çok severdin. Saçını hep böyle tepeden toplardın, kırmızı giyerdin. Aslında siz beni bırakmadınız yani. Hiçbir zaman bırakmadım seni ben. Hiçbir zaman. Ve sen benim gibi terk edilmiş bir çocuktun. Ve de ben annem gibi çocuğuna sırtını dönecek kadar zalim bir anne. Her zaman kalbimle, her şeyimle bağlıydım sana. Her zaman. Peki ya babam? O nerede? Bilmiyorum. Hamile olduğumu duyunca çekip gitti. Bir daha da geri dönmedi zaten. Peki. Onu da hazır olduğunuzda başka bir gün anlatırsınız belki. Ben şimdi gideyim. Tamam. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz, tamam mı? Başka soracağım bir şey ya da söyleyeceğim bir şey var mı? Tanırım ben bugün daha fazla dinleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Peki bir daha gelecek misin? Merak etmeyin, geleceğim. Hep yakınındaymış. Benden hiç vazgeçmemiş. (Gülüyor)
Eğer kızlarından biri diğerini öldürseydi, onu yine de sever miydin Ferda? Hayat bu sorunun cevabıyla beni sınamayacak, emin ol. Umarım öyle olur. Senin için bile istemem. Sen burada mısın hala? Bugün biraz geç gideceğim. Kardeşimle bir kahvaltı yapayım dedim. Bak, poğaça var, simit var. Ama sen gelene kadar her şey soğudu bu oğlum. Gece vardı yasındaydım. Bitmedi bir türlü. Otur bakayım, ben çayları alayım hadi. Ya ben de elimi yüzümü yıkayayım be. Nasıl geçti? Oğlum bittim ya, çok yoruldum. Zaten oğlum bu işte ne buluyorsun ben bilmiyorum ya. Üç kuruş için çektiğin çileye bak. Hadi onu geçtim. Onca laf onca tatava. Beş para etmez insanların ağız kokusunu çek. Oğlum ben sana diyorum gel yanıma, sana bir iş bulayım. E o da yok. Katır gibi inat ediyorsun. O zaman bin motoruna, dağıt siparişlerini. Oğlum. Sen bu sabıkayla onu bulduğuma dua et. Yanıma gel oğlum çalış. Eyvallah kardeşim. Gerek yok. Hayırdır Aras Efendi? Sabaha kadar sokaklarda çalışmak daha mı keyifli? Keyfimden mi diyorum oğlum ben? Söyletme beni şimdi. Ne işin var lan benim kumarhanede? Oğlum sen oynamayacaksın lan. Çalışıp para kazanacaksın. Bu kadar basit. Yok. Gerek yok kardeşim. Benim kazandığım bana yetiyor. Hem kendimden başka sorumlu olduğum kimse de yok nasıl olsa. Konuşmayayım diyorum da. Konuş, konuş. Söyle, ne oldu yine? Kardeşini görmeye gittin mi hiç? Yok, gitmiyorum. Huzurunu kaçırmak istemiyorum. Ayıptır lan. Abisi içeriden çıkmış, insan gidip bir görür be. Başlarım böyle kardeşliğe. Efe! İpek en doğrusunu yaptı. Kendine yeni bir hayat kurdu. Ben ona kızgın değilim. Ben kimseye kızgın değilim oğlum. Sen de karışma artık mevzulara. Tamam oğlum. Seni düşündüğümden kusura bakma. Ben kaçıyorum. Daha patron olacağım. Akşam evdeysen uğrarım. Haberleşiriz. Hadi eyvallah. Evet Şahin, sen artık beni sevmiyorsun. Eskisi gibi değilsin, kabul et. Ya ne alakası var İpek? Ya söyle tamam, seni sevdiğimi kanıtlamak için ne yapabilirim? Söyle, hemen yapacağım. Mesela benimle vakit geçirebilirsin Şahin. Ya gündüzleri zaten yoksun, okuldasın. Geceleri de geliyorsun burada ders çalışıyorsun. Ya farkında mısın, buraya taşındığımızdan beri sen benim yüzüme bile bakmıyorsun. Gerçekten durup dururken sorun çıkarıyorsun. Hepsini kafamdan uyduruyorum yani Şahin ben, öyle mi? Tamam ya, tamam, tamam peki. Ya kafandan uyduruyorsun demiyorum.
Ama sanki ben dışarıda günümü gün edip seni bir kenara atıyormuşum gibi davranıyorsun. Öyle hissediyorum çünkü. Ya Merve ile senden başka benim suratıma bakan yok ki bu evde. Ya ben bütün gün bu odada oturuyorum. Kimseyle karşılaşmayayım diye resmen saklanıyorum burada ya. Saklanma o zaman. Senin utanacak bir şeyin yok ki. Bak hayatım. Seni anlıyorum. Ama ya madem bu kadar sıkılıyorsun, çık gez dolaş. Ne bileyim, eski arkadaşlarınla görüş. Ya bir şeyler yap yani. Hiçbir zaman sevmeyecekler beni, değil mi? Hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Aramızda hep böyle bir mesafe olacak. Ya Merve'ye bak mesela. Onun da evdeki herkesle arasında mesafe var. Ama kendine yeni bir hayat kurdu. E bunu sen de yapabilirsin. Ben Merve gibi değilim Şahin. O Perihan Hanım'ın torunu. Sen de benim karımsın. Bak tamam. Dersler yüzünden seni boşladım. Ama hepsini telafi edeceğim. Tamam mı hayatım? Şahin. Bak taşınalım buradan. İkimiz ayrı bir eve çıkalım. Baş başa oluruz. Ne güzel. Ne olur Şahin ya. Ya bunu yapamayacağımı biliyorsun. Ablamla Ece'yi bırakamam. Ablanın kocası var. Ece de zaten ablanın yanında. Yani sana bir ihtiyaçları yok ama benim var. Olmaz İpek. Çıkar aklından bu fikri. Ya sen niye beni anlamıyorsun ya? Ben seninle bir hayal kurmaya çalışıyorum. Ya yeter! Bu boş tartışmaya daha fazla devam edemeyeceğim. Merveciğim, iyi misin? İyiyim. İstersen bugün dışarı çıkıp birlikte vakit geçirebiliriz. İyiyim. Teşekkürler. İyi olmak için kendini zorlamana gerek yok. Bugün Ferda hapisten çıkıyor ve senin için zor olduğunu biliyorum. Şaka gibi. Yaptığı onca şeye rağmen serbest kaldı. Bundan sonra güzel güzel hayatına devam edecek. Ulan da Berna'ya oldu. Sen de tamamen suçsuz sayılmazsın. Burada konu ben değilim. Konu annenin katil olması. Fikret, lütfen yeter artık. Yalan mı? Katil değil mi? Kızınızı öldürmedi mi? Sen onu aldırma. Aldırmıyorum zaten. Bugün seni arayacaktır. Sanmam. O yeni kızıyla vakit geçirsin. Beni niye arasın ki? Arayacak bence. O zaman ben de açmam. Abi bu kadın kim?
O... Karşılaştık işte. İşte değişmemişsin ama gözlerin farklı bakıyor. Çok kötü davrandı hayat sana. Geçmiş olsun. Sonunda özgürüm. Şimdi artık özgürlüğünüzün tadını doya doya çıkartabilirsiniz. Bugün dışarıdaysam hepsi senin sayende avukat hanım. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür etmeye gerek yok ya. Sadece olması gerekenler oldu. Hadi buyurun geçelim. Peki o zaman. Dur dur. Gel buraya gel. Nasıl olsa nerede olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Nasıl özlemişim bir bilsem. Değişmeyen tek şey gökyüzü. İçerideyken anlamadım ama galiba bütün hayatım değişti. Evet, çok şey değişti ama bazı şeyler hala aynı. Mesela eviniz olduğu gibi duruyor. Nasıl? Siz içerideyken kirasını ben ödedim. Birilerinin seni düşünmesi çok güzel bir şey. Sağ ol. Ben size borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum avukatım. Borcunuz yok Ferda Hanım. Ferda Hanım, hala sizli bizli, öyle mi? Çocuğunu terk etme suçundan ömür boyu tahliye yok bana, anlaşıldı. Yok, öyle demek istemedim de. Sizi yargılamıyorum. Sadece yeni bir anneye ihtiyacım yok. O zaman niye beni kurtardınız avukatım? Siz bana sırtınızı dönmemişsiniz. Ben de gidemedim. Gitmeyeceğim de. Eğer Merve'yi aramak isterseniz... telefonumu kullanabilirsiniz. Neden? Görmek istemiyor musunuz kızınızı? Thank you.
Merve. Çok özlemişim seni. Ne güzel olmuşsun. Değişmişsin. Evet, değiştim. O eski saf Merve yok artık. Seni de anlayacağım. Maymun gözünü açtı. Diyeceklerine öyle saf gibi inanmam ama. Değişmeyen tek bir şey var Merve. Ne olursa olsun sen benim kızımsın. Değilim. Ben senin kızın falan değilim. Senin başka bir kızın olduğunu öğrendiğim gün seni sildim attım hayatım. Annem falan değilsin sen be. Merve yapma ne olursun anneciğim. Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Nasıl canım olduğunu biliyorsun. Sensizliğin beni öldürdüğünü biliyorsun Merve. Sen sadece karşındakini öldürürsün. Sana hiçbir şey olmaz. Sen Merve'yi öldürdün. Merve'yi öldürdün sen. Daha ne istiyorsun? Merve. Merve gitme ne olur. Merve yalvarırım. Dinle beni ne olursun. Neyini dinleyeceğim ya senin? Neyini dinleyeceğim, yalanlarını mı? Hayatımı mahvettin. Hayatımı mahvettin, git. Merve ne olur, git. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Çıkar çıkmaz soluğu burada aldın yine. Kızımla konuşmaya geldim. O artık senin kızın değil. Senin yüzünü bile görmek istemiyor. Öyle değil mi Merve? Öyle. Kızımla arama girme anne. Kafasını karıştırıp da durma. Onunla konuşacağım. O beni özlüyor biliyorum. Boş hayallere kapılma Ferda. Artık hiçbir şey bıraktığın gibi değil. Sen her şeyi, herkesi kaybettin. Bu hayatta tek başınasın. Şimdi çık git, bir daha da bu eve gelme. Merve lütfen konuşmamız lazım. Yalvarıyorum Merve, ne olursun lütfen. Lütfen. Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Senin konuşacak başka bir kızın daha var nasıl olsa. Git ona anlat derdini. Merve. Hadi Ferda, git artık. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gönderemezsin beni. Eğer gitmezsen polisi ararım. Kızımın katili cezaevinden çıktığı gibi soluğu evimizde aldı, can güvenliğimiz yok derim. Derdini karakolda anlatırsın. İnan bana, büyük bir zevkle yaparım bunu. Merve lütfen. Merve yalvarırım, gitme Merve. Lütfen Merve. Hatırlıyor musun? Kızım bir gün senden nefret edecek, yüzüne bile bakmayacak demiştim. İşte o gün geldi. Sen daha cezanı çekmedin. Dışarıdaki hayatını da cehenneme çevireceğim. Cezaevindeki günlerini mumla arayacaksın. Yapamazsın. Yaptırmam. Kızımı da hayatımı da... Yaparım. Kim durduracak beni, sen mi? Seni bir kere yendim, bir daha yeneceğim. Bekle ve gör.
Nasıl buldun beni? Nasıl buldum seni? Benim artık yapamayacağım hiçbir şey yok Ferda. Bulamayacağım biri. Öğrenemeyeceğim hiçbir sır yok. Bu yüzden beni uğraştırma bence. Çocuğumun yerini söyle.